Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Train Simulator World Beta programı başladı arkadaşlar. Şu an giriş ekranındayım. Dovetail Games'in Unreal Engine 4 ile geliştirdiği bir yeni tren simülasyonu. Şu an beta sürümü, tam sürümü Şubat 2017'de çıkacak. İşbirliğinde olduğu firmaları görüyorsunuz. Oyunda bulunan simülasyon özelliklerinin simülasyon sistemlerinin sağlanması için onlarla işbirliğine gidilmesi gerekiyordu. Şimdi Train Simulator sesi zaten var biliyorsunuz. Bir önceki videoda zaten onunla ilgili bir sefer yapmıştık. Yine bundan bahsetmiştik. Train Simulator World yazın mı duyurulmuştu? Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten 2 yıldır Dovetail Games'in Unreal Engine motoruyla ilgili bir çalışma yaptığını biliyorduk. Öncelikle 2014 Kasım ayında Eurofishing isimli bir balıkçılık simülasyonunu geliştirmişti. Erken erişim açılmış Steam'de. Daha sonra geliştirildi işte. Geçtiğimiz yani bu yılın da başında tam sürüme kavuştu. Xbox One'a çıktı. O oyunda tabii ki de işte bir Ar-Ge yaptılar. Unreal Engine 4 oyun motorunu öğrendiler. Şimdi Train Simulator World adında yepyeni bir tren simülasyonu geliştirmeye başladılar. Ve şu anda zaten karşınızda beta sürümü bulunuyor. CSX Heavy Haul. Bu Florida'da bulunan bir tren hattı. Lokomotifi de görüyorsunuz. General Motors tarafından üretilen bir lokomotif. Şu an beta'da bu var. Şöyle başlatalım. Karakterimizi buradan seçebiliyoruz. Yalnız karakter oluşturmada şöyle bir olay var. Muhtemelen başka karakterler de olabilir. Mesela siyahi bir karakter olabilir. Farklı yüzde olan bir karakter olabilir. Kadın karakter de olabilir. Olması isterim. Olursa zaten onu seçerim. Her neyse ben karakterimi böyle buradan oluşturdum. Burada seviyenizi falan görebiliyorsunuz, oluşturma tarihini görebiliyorsunuz, yürüdüğünüz ve gittiğiniz yolu da görebiliyorsunuz da şu an göremiyorsunuz yani beta olduğu için böyle. Public Beta 9 diyor zaten. Şöyle devam edelim. Oyuna ilk girdiğimde zaten bana tutorial kısmını gösterdi, treni öğretti, yürümeyi öğretti işte nasıl bakarsın etrafına falan. Çünkü yeni bir motor, yeni bir simülasyon, bir sürü ayrıntılı özellik var. Onları gösterdi bana. Tekrar tutorial kısmına girelim. Haritamızı görüyorsunuz. Şu an Florida. Tabi net olarak belirtilmese de orada bir yerde geçiyor. Şöyle bir attığımız var. Tabi şu an bu yolun tamamı açık değil. Tam sürümde olacak. Farklı yerlerde başlıyor bize. Mesela burası ilk intro tanıtım aşaması. Burada yürümenin işte bakış açısının özelliklerini yani temellerini öğretiyor bize. Ondan sonra treni, lokomotifi öğretiyor bize. Bir de switching dediği olay rayları değiştirme olayı. Biz trenden inip arkadaşlar rayları değiştirebiliyoruz. Trene yakıt doldurabiliyoruz. Etrafta olan işte etkileşime girebileceğimiz bazı makineler, özellikler var. Yani yürüyoruz dış dünyada, özgürlük var bu simülasyonda. Biliyorsunuz Unreal Engine ile geliştirilen oyunlarda nedense böyle bir özellik var. Yani bu şeyleri temel olarak getiriyor oyun motoru. Fermbathymetri örneğini verebiliriz. Burada Fermbathymetri her ne kadar bunun gibi başarılı olamasa da yani betası bile bunun çok harika ve her şey oturtulmuş bir düzene. Çünkü Dovetail Games yani büyük bir firma, profesyonel bir firma. Yani Train Simulator gibi bir serisinin sahibi ve yine Fly Simulator'ın aklını elinde bulunduruyor haliyle öyle kötü bir şey çıkmaz. Şu an oyunda farklı zamanlar var ama arkadaşlar zamanı, yani saati değiştiremiyoruz bir. Günü değiştiremiyoruz, tarihi değiştiremiyoruz. Gece gündüz döngüsü oyunda var ama şu an işte bunları değiştiremiyoruz. Bize farklı görevlerde farklı zamanlar veriyor. Şu an mesela bunları da değiştiriyoruz. Bak gördüğünüz gibi bunlar açılacak hep. Dünya haritası filan. Neyse geri gelelim. İki tane de bizde senaryo kısmı var. Henüz bunları yapmadım. Bunları videoda tek tek yapacağız. Bu beta programı belirtelim. Train Simulator'ın 2017 sürümü var ya. Pioneer sürümünü Steam'den satın aldığınızda geliyor. Şu an satışı bitti zaten. Son tarih 7 Aralık'tı. 8 ve 19 Aralık tarihleri arasında biz bu oyunu oynayabileceğiz. Daha sonra bu kaldırılacak. Tam sürümünü bekleyeceğiz. Tam sürümü için yeniden para vereceğiz. Yani satın alacağız. Çünkü beta programına katılmak için biz Train Simulator 2017 Pioneer sürümünü satın aldık. Ben 68 TL ödedim. Hem var olan hesabınıza ekleyebiliyorsunuz hem de yoksa sıfırdan satın alabiliyorsunuz. Öyle bir seçenek vardı. 15.000'den fazla kişi katılmış buna. Steam kütüphanesine aşama aşama bu oyunlar eklendi. Bu oyun eklendi Train Simulator World.
Burada Sandpatch yolunda şimdi Sand yolunda bir at var zaten. Buradan muhtemelen başlayacağız, devam edeceğiz. Bir de burada Cumberland Yard diyor da tersane burası diyelim. Bu lokomotiflerin bulunduğu alan, bakımının yapıldığı alan, depoların bulunduğu alan. Bir de dönüştürücü var burada, döndürüyor böyle. Dönüştürücü dediğimde dönüştürücü değil. Trenleri böyle farklı raylara, farklı rotalara, demir yoluna sokmak için yuvarlak bir şey var, kısım var. O var. Neyse, sen onu yapacağız daha sonra. Servis kısmına da free roam diyebiliriz buna. Öncelikle buradan başlayalım, yürüyelim biraz. Bu karakterimiz burada hava durumunu değiştirebiliyoruz. Öğleden sonra yağmurlu olabiliyor. Yaz akşamı olabiliyor. Kış var. Tabii Unreal Engine olunca her şey mümkün. Mevsimler var. Winter morning, sabah kaç sabah kış sabahı var. Kar yağışı olan bir bölüm var. Yine kışın karlı görüyorsun, sis var. Böyle bir bölüm var. Burada başlatalım. Burada bize ne gösteriyor derseniz, yağış durumunu zaten yağış olduğunda burası doğal olarak bir dakika sağa geçecek. Ama bunları henüz ayarlayamıyoruz Free Roam'da, öyle bir olay yok. Şu an sadece bunlar var. Sağda dereceyi gösteriyor. Burada başlama noktamızı seçebiliyoruz. West diyor, batısı diyor o tersanenin. Yine böyle döndürücü olan yer, evet, yakıt istasyonu, oraya lokomotif sokabiliyorsunuz. Burada da Cumberland Yard Car Shop var. Tabi oradan oraya yürüyebiliyorsunuz yine. Neyse, başlatalım, buradan yürürüz. Bu forumu yeni açmışlar. Orada muhtemelen şu an sadece şey var, Eurofishing var, ama bu da eklenecektir bölüm olarak. F3'te FPS'yi görüntülebiliyorum kısaca. FPS düşüyor arkadaşlar. Şu an optimizasyon sorunu var. Evet, şu an başladık. Evet, yürüyorum. Yani bildiğiniz yürüyorum, koşuyorum. Bu sesler eklenmiş, yürüyüş eklenmiş. Oha. Aa. Çok uzak ya. Tabi bunlarla böyle etkileşime girme yok ama istendiğinde eklenebilir şeyler var. Ben yalnız burada başladım ama burada bir olay yok arkadaşlar. Tekrar. Map 2D harita. Şu an bu tam olarak tabii ki de çalışmıyor. Bizim attığımız bu olacak. Ondan sonra durup tekrar ana menüye geldim. Tekrar servisten yürüme kısmından şu son diyelim. Evet, buradan başlayabiliriz. Yani çok ayrıntı var. Her şeyi siz kontrol ediyorsunuz ve bu muazzam bir özellik. Tren simülasyonunun böyle olması tabii ki de çok güzel. Flight Simulator'da her şeyi siz kontrol ediyorsunuz. Çok, o da onun da daha da fazlası var. Evet, geldik. Şimdi grafik ayarlarımı da göstereyim hemen. Şuradan ayarları görebiliyorsunuz. Arayüz çok güzel, çok sade, çok anlaşılır bir arayüzü var. Kontrolleri tek tek böyle burada atayabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Lokomotif yürürken kamera ve bu döndürücünün kontrolleri var. Çözünürlük. Pencere modu. Grafik ayarlarım şu an yüksekte. Anti-aliasing açalım. Dikey şaşırtma açık. Bu ölçeklendirme 200 olsa çok düşüyor FPS'e. Yani sistem özelliklerine ulaşabilirsiniz zaten video açıklamasına, ama şunu söyleyeyim. Beta'da tabii ki de normal böyle şeyler, ama umarım tam sürümde böyle olmaz. Ben oynamak istiyorum arkadaşlar. Evet, buraya lokomotifi çekebiliyorsunuz. Şimdi mesela buraya doğru döndürürsem bu döndürücü lokomotifi oradan çeker, başka bir yola çıkarım, ama tabii orada şu an bir yol yok. O yüzden lokomotifi oradan alır, buraya götürürsem buraya sokarım, buradan götürebilirim. Şimdi kapıyı açacağız şöyle. Etkileşim bu. F1 ile bu pencereyi kapatabiliyorsunuz. Yani bu ekranı kapatabiliyorsunuz. Göstergeleri falan kapatabiliyorsunuz da şu an göremiyorsunuz. Fotoğraf çekmek için. Çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Evet, bak. Dur, açmadık. Kilidi kaldırdık. Ya böyle döndürüyorsunuz ya. Ya bu bile var. Tren buradayken, lokomotif buradayken döndüreceğiz. Ya böyle bir olay var. Bunun kısa yolları var da şu an bilmiyorum. Ha, kamerayı da göstereyim. Ya kamera eklemişler.
Tıklayınca üzerine değişiyor. Açılar. Farklı kameralar geliyor. Ya böyle bir E'ye basıp oturabilirim. Ben niye ayakta yapıyorsam işimi? Ha tamam, D ile saat çekebiliyoruz ya. Gördüğünüz gibi bak şimdi buraya oturacak. Bak oturdu. Tam buradan artık geçebilir bu lokomotif. Sonra lokomotif buraya geçtiğinde biz ne yapacağız? Tabii ki de bunu döndüreceğiz, tekrar buraya alacağız ve devam edeceğiz yolumuza. Böyle bir olay. Neyse şimdi göreve geçelim. Bu lokomotifi kullanacağız. General Motors'un ürettiği bir lokomotif. 16 silindirli, dizel elektrikli bir lokomotif. Ağırlığını falan burada görebiliyorsunuz da. Burada tam olarak yazması gerekiyor bize aslında. CSX. İki farklı lokomotif var burada. Birisi kömür treni. Açık vagonlar var. Tabi boş şu an. Çok uzun böyle. Devasa uzunlukta. Diğeri de nakliye treni. Kapalı vagonlar var. O da çok uzun. Buradan başlıyoruz, buraya kadar gidebiliyoruz ve buradan tekrar bununla buraya gidebiliyoruz. Ben bunu seçeceğim başta. Saat 10'da başlayacak bize. Şöyle başlatıyorum. Evet, şimdi asıl macera başlıyor arkadaşlar. Göstergeleri görüyorsunuz. FPS'yi göstermem gerekirse düşüyor. Kırmızıya doğru düşüyor gördüğünüz gibi. 19, 13 olabiliyor, 10 olabiliyor. Değişiyor. Şu an her şey kullanılabilir durumda. Bu sıcaklık ısıtıcım. Bu farlar açık şu an, zaten böyle değişebiliyorsunuz. E tuşuyla da çalışabiliyor bu. Basıp tutarsanız böyle aşama aşama değişiyor. Ondan sonra bu zaten işte gaz kolu. Bu vites. Geri yapabilirim. Basıp da tutarsam boşaldım. Ondan sonra kumlacılar, alarm şey var. Korna işte. Havalı korna, mavalı korna. Bu mesela havalı korna. Bunlar acil durum için şu basınç durumunu gösteriyor bize. Artıyor bu giderken, dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da fren. Görüyorsunuz. Urgency. Şimdi bu otomatik fren dedik, tamam. Bu bağımsız fren. Bunu kullanmıyorum şu an. Hani kullanabilmek için çok oynamam gerekiyor. Bu yine arka ışıklar açabiliyorsunuz. Bu gözcü. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bunlar yine normal ışıklar arkadaşlar, görüyorsun bu göstergeden ışıkları burada yine görebiliyorsun, hızımızı, gücümüzü. Hızımızı burada görüyoruz gerçi. Ondan sonra bunları ayarlayabiliyoruz da bunlar ne anlama geliyor şu an bilmiyorum. Sadece basınç olayını biliyorum. Ondan sonra bu sigorta kabini açabiliyorsunuz. Sigorta kabininde bir sürü olay var. Yani bunların anlamına baktım ben. İşte çevirdim. Bir sürü kontrol var. Yani mesela buna tıklayınca bu sigortayı buraya koyuyorsunuz, test ediyorsunuz. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Işık yanıyor gördüğünüz gibi yine. Sigorta, bu ana kırıcı diye çevirdim de ne acaba yani Türkçesi? Jeneratör alanı işte, yardımcı jeneratör açık, açabiliriz şu an kapalı. Ya da şu an açık mı? Hop, biz nereye gidiyoruz ya? Bir dakika. Hop, tren kayıyor lan. Tamam, durduk. Neyse, hareket edelim. Giderken göstereceğim. İleri aldım. Sonra ikiye taktım. Tren çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Kapatıyorum freni. Şimdi ilerlemeye başladım gördüğünüz gibi. Bir kamerasıyla buraya bak geliyorsunuz. Camı açabiliyorsunuz şöyle. Arka kapıyı da açabilirsiniz arkaya gitmek için. Motor kabini göstereceğim zaten. Ondan sonra bu güneşlikler var böyle, açabiliyorsunuz. Sinecekle çalıştırabiliyorsunuz. Vitesi arttıralım. 3 yapalım. Tren giderken inebiliyorsunuz. Dışarı çıkabiliyorsunuz. Şöyle. Bu diğer lokomotife geçmek için
Bu el frenim. Bu da yine el freni de bu vanasım. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Yine bunları açabiliyorsunuz. Ondan sonra bunu açabilirsiniz de böyle ışık oluyor, kabin ışığı. Arka silecek yüzdesini, çalışma yüzdesini gösteriyor. Bak çalışıyor şimdi. Kapattım. Ondan sonra farın orta tuşuyla zoomluyorsunuz da şu bu zoomlamada falan FPS çok düşüyor ya. Şimdi gücümüz düştü de bizim vites attırmamız gerekiyor işte. Attırdım. Hızlanıyorum. 4 5 yapalım. Hızlansın. Basınç artıyor. 88.2 oldu. Şurayı açabilirim. Burası kabin gördüğünüz gibi. Önce buradan açıyorum bunu, sonra kapıyı açabilirim. Bak burada görüyorsunuz. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Governor tamam, vali de. Bunu yapınca bir şey oluyor motora. Burada da yine bir motor başını başlatma var. Böyle motor bölümünün de simülasyonu var. Bunu önce bunu kapatacağız, sonra bunu kapatacağız, sonra bunu kilitleyeceğiz. Evet, geldik de bir bug'a girdi giderken. Şimdi böyle biraz giderken işte karşı trene geçersen biraz sıkıntı olabiliyor. Bu diğer tren vagonları çekiyor. Şimdi vagonlara bakalım. Ama benim önce buradan çıkmam gerekiyor ya. Beni tekrar buraya attı ya. Neyse. Üçle dış kamera geçebiliyorsunuz. 8'de free kamera oluyor bu. Yön tuşuyla yönlendirebiliyorsunuz. Tabii tren durmaya başladı. Hortumlar hareketli. Her şey. Yine bu tekerlekler görüyorsunuz. Vagonlar, şunlar hepsi hareketli. Tabi bunlar FPS demek işte hep. Modeller çok kaliteli, ayrıntılı, çok kaliteli. Harbiden hani kaliteli modeller. Şu an bug var. Evet. Trenin durmasını bekleyeceğiz. Treni buradan durdurabilir miyim? Deneyeceğim. Ama şu an tren... Evet, diğer tren geçiyor gördüğünüz gibi. Diğer taraftan başlasaydık o treni kullanacaktık. Bu tren yanımızdan geçecekti. Şu an son durağa doğru gidiyoruz da önce bu Sandpatch'ten geçeceğiz. Ondan sonra son durak var. Orada durmamız gerekiyor. Durmazsanız zaten oyun kapanıyor. Sağ tuşa tıklarsanız farenin imleci görüyorsunuz. Şu an benim derdim bu treni durdurmak.
Bunlar da açılabilir mi bilmiyorum ya. Yani bunları açsak ne olur ki? Bizimle bir alakası yok. Zaten bir sürü şeyi kontrol edebiliyoruz. Ya tren hareket etmese ben karşıya gideceğim de geçemiyorum şu an. Bu grafik ayarlarında gördüğünüz gibi ortam aslında kaliteli ama hızlı giderken fern basimetrede olduğu gibi geç geliyor bazı şeyler. O yüzden işte grafik ayarlarını bayağı bir arttırmanız gerekiyor. O zaman da kasıyor. Tabii böyle yaparsak takılar gider. 9 FPS'e kadar düştü gördüğünüz gibi. Trenden atlayabilir miyiz? Atlayamıyoruz. Öyle özellikler yok ya. Şimdi Manila'ya gideceğiz. 3 mil diyor. 3000 3 mil değil de 3000 metre diyor yani şu an. 3 kilometre diyelim. Etrafta yine kayaları görebiliyorsunuz. Böyle bir ortam var. Kışın çok güzel oluyor. Tünele girdik arkadaşlar. Böyle bakabiliyorsunuz. Yön tuşlarıyla. Performans çok önemli. Yani ben oynamak istiyorum bunu çünkü çok şey öğretiyor. Bunu nereden bileceğiz biz? İşimiz değil. Ama yani bu şekilde olduğu için hem oyun hem simülatör hem daha fazla özellik var, çok ayrıntı var. Ya yani bunları giderken kontrol etmek, bunlarla uğraşmak çok güzel hissettiriyor. Birçok şey öğretiyor size. Çok hızlı gittiğimiz için çok sallanıyor şu an. Vagonlar da aynısı. Bunları sökebiliyorsunuz. Mesela vagonları ayırabiliriz, birleştirebiliriz. Onları yine tersanede yapabiliyorsunuz. Yani istasyonda yapabiliyorsunuz, ana istasyonda. Hatta zaten görevlerde öyle bir görev var. Yani şimdi size bağlı vagonlar var. Diğer vagonlarla birleştirmeniz gerekiyor. Size işte ray değiştirmeyi falan gösteriyor. Burada durmazsam ve duramayacağım zaten. Görüyorsunuz çok hızlı gidiyor şu an tren. 50 mille gidiyor. Ve her şey çok sallanıyor. Her şey çok hızlı geçiyor.
Evet, burada duramadığım için kapattım. Tekrar başlatalım. Mesela diğer treni başlatabilirim oradan bak. Daha da böyle yüklü olduğundan galiba zor gidiliyor. Bazen basınç çok yükseliyor. Sonra düşürmeniz gerekiyor. Gidemiyorum falan. Tren geri geri gitmeye başlıyor. Evet. Olay bu arkadaşlar. Şöyle uçuş kamerasına geçelim. Şu an en arkadayız. Akşam vakti, yaz akşamı. Zoom'la böyle yakınlaştırırsanız daha da FPS'e düşebiliyor ya. Ya bu sorunlar çözülebilir sorunlar. Beta'da yine de böyle doyurucu bir oyun var, bir simülasyon oyunu var. Bunları çekmek çok farklı yani. 1000 ton kömür, 2000 ton, 20.000 ton, 50.000 ton. Hani 20 tane vagonu çekmek, farklı yollarda gitmek acayip hissettirir. Tabii bizim odaklanmamız ve işte anlamamız için FPS'in düşmemesi gerekiyor. Rahat rahat oynamamız gerekiyor. Yoksa zaten 20 FPS ile arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Bunları tırmanabiliyorsunuz yine. Ya model kalitesi çok yüksek. Her şey çok kaliteli yapılmış. Ve şu an serbest gezebildiğimiz için trenden inip arkadaşlar doğal olarak bu poligon denilen bir şey var ya, modellerin poligonları yüksek olduğu için, çok kaliteli olduğu için vagonlar dahil FPS normal olarak düşüyor da yani düzeltilebilir. Düzeltilmesini istiyorum. Train Simulator World çok başarılı olacaktır. Evet, bir bug var işte böyle serbest kamerada giderken. Sigorta kabini. Mesela bunu kapatırsak zaten bunlar gidiyor. Bak sigortayı kapattım. Açtım tekrar. Tabii çocuk oyuncağı değil burada bak. Yazıyor. Tehlikeli diyor. Yine burada var. Bu yakıtı kesiyor. Motoru durduruyor hemen acil bir durumda. Yine bunlar da izolasyon neydi bu? Anahtarı aynen. İzolasyon anahtarı. Burada ne yazdığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kontrol edebileceğimiz çok şey var ve bu artacaktır. Şimdi zaten gördünüz. Bir sonraki videoda tam bir sefer yapacağız. Göstereceğim diğer mekanikleri. Şöyle inelim. Tam sürümde bu olacak zaten. Bu rota olacak, bu harita olacak, bu lokomotif olacak tam sürümde. Bu yükle olacak da. Zamanı değiştirme olur, saati değiştirme olur. Onları ayarlama olur, ıslaklığı, ıslaklığı, rüzgarı. Başka lokomotif olur mu bilmiyoruz. Başka vagonlar olur mu bilmiyoruz da yolcu vagonları hazırlanıyordu. Onların fotoğraflarını görmüştük. Başka senaryolar olacaktı. Senaryolar çok önemli bence şu an. Koca bir harita olacağı için şurada bir sürü senaryo yapılabilir. Kimisi sevmez böyle şeyler ama ben artık sevmeye başladım. Kaliteli bir oyun olunca insan oynamak istiyor. Kimisinde buradan çıkarsın, farklı bir yük taşırsın bir tane lokomotifle. Zorlanı zorlanı gidersin. Kimisinde yine uzun bir yolculuk olur. Virajlara gelince yavaşlamanız gerekiyor, frene basmanız gerekiyor çünkü çok titriyor araç. Bunlar simülasyon işte. Ondan sonra başka ne olur derseniz, şu oyunda artık Türkçe dil desteği bence olmalı. Evet, posta ofisi. Yani eski oyunda kimse uğraşmıyor ama bir yere kadar gidebiliyoruz. Bu oyunda yeni bir oyun Türkçe dil desteği olmalı ya. Bakalım DoubleTail Games ne düşünüyor, bakacağız. Hop kasıyor böyle yapınca. Normal oynanışta ortam pek net görünmüyor. FPS'e düştüğü için böyle. Görüş alanı iyi değil. Ya böyle döndürünce sabit kalmıyor. Net bir şey de göremiyoruz.
daha fazla grafik ayarı eklenmeli bence. Optimizasyon için zaten daha fazla grafik ayarı gerekiyor ama beta'da böyle. Tekerlekleri görüyorsunuz. Raylar, maylar. Bunu açabiliyorsunuz. Yakıt doldurabiliyorsunuz pompayla. Göstereceğim onu. Durumunu gösteriyor. Tekrar tıklarsanız kapanıyor. Böyle. Ondan sonra şunu da göstereyim. Neredeydi? Bu değil ya. Bunu değil. Bunu sökemeyiz de. Şunu sökebiliyorduk ya. Allah Allah. Ya bunu söküyorduk da. Şu an galiba yolda olduğumuz ve çalıştığımız için sökemiyoruz. Bundan sökülebilir olacak. Ha tam kapır. Lockout. Böyle söktüm. Bu ayrıldı şimdi. Çekmiyoruz artık onu. Vagonlar çok uzun zaten. Evet bu olmuyor mu? Ha evet buradan yine ya yakına gidince görülmüyor. Bunu da ayırdım. Fena oldu ya. Böyle yukarı çıkabilirim. Bakabilirim. Allah. Aa. 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 Bug'ın böylesi. Lan benim videomu buldu ya. Öleceğim mi? İşte böyle bir oyun aslında bu. Oyun değil, gördükleriniz hepsi sahte. Bak. Kandırıyorlar bizi. Neyse anime'ye gelelim. Trains World'un betasını izlediniz. Bir sonraki videoda kar yağışını göstereceğim. Yağmuru da gitmek isterim. Yine bu döndürme olayını da gösteririz. Birkaç tane video Trains World'u tanımanız için yeterli olacaktır arkadaşlar. Umarım ertelenmez. Umarım ertelenmesinden de öte performansı düzelir. Çünkü eski oyunda da performans sorunları var. Oynayamıyorsunuz. İlbiş olmasına rağmen. Ama ona rağmen bir sürü DLC var. Bir sürü DLC var. Bu da öyle olacak. Çünkü grafik kalitesi zaten gördüğünüz gibi çok yükseliyor. Tam sürüm fiyatı acaba ne olur diye merak ediyorum. En az zaten şunu bilin 59 TL olacaktır onu. 59 TL en az yani en az. En az. Muhtemelen öyle bir fiyat olabilir. Tabii şu an hiçbir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Açıklamalar yapılacak. Optimizasyon düzelirse rahat rahat oynarız, rahat rahat öğreniriz nasıl lokomotif kullanıldığını, nasıl gidildiğini yolda. Harita bu kadar da sınırlı olmaz. Şu an Amerika'da başladılar geliştirmeye. DLC'lerle farklı rotalar gelecektir. Train Simulator serisi için geliştirilen lokomotifler, vagonlar, haritalar buna da uyarlanacaktır. Çünkü Unreal Editor var. Orada lokomotifleri aktarabiliyorsunuz, işte modelleri aktarabiliyorsunuz. Harita için yine objeler aktarabiliyorsunuz. Haritalar tasarlayabiliyorsunuz. Onlar da zaten tam sürümden sonra çıkacak. Türkiye'de çok ciddi bir Train Simulator kitlesi var zaten. Ama bu oyun olmadığı için hani biraz işte böyle farklı bir durum olduğu için çok görmezsiniz yani takip etmezsiniz zaten göremezsiniz onları. Ama Trains World'de işler değişecek. Multiplayer olacak mı derseniz çünkü multiplayer de biliyorsunuz birkaç kişi burada çalışabiliriz yanımızda. Elemanlar olabilir. Koltuklara oturabiliyorsunuz. 3 kişi oturabiliyor mesela. 3 kişinin oturabileceği koltuk var. Birisi de ayakta dursun diyebilirsiniz. İşte rayı değiştiren olabilir. Döndürücüyü kullanan olabilir. İleride gelebilecek özelliklere göre işler olabilir de multiplayer şu an yok. Ama düşünülüyor, planlanıyor. Çünkü zaten Unreal Engine'de öyle bir destek var. O yüzden olacaktır ileride. Ama ilk olarak optimizasyon düzelsin. Tam sürümü çıksın. Ondan sonra zaten neyin ne olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşeceğinizi mutlaka bildirin. Train Sim World ile ilgili. Yeni bir tren simülasyonu çok önemli. Keşke bu tarz özellikler ETS 2'de olsa değil mi? Farming Simulator'da olsa biraz daha ayrıntıya girseler. Bunlar keyifli özellikler. Hoşçakalın.